Bu işte bir domuzluk var da. Nerede? CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir oturuşta bir domuzu bitirmekten bahsederken, e isteyen istediğini yer ediyenler. Şimdi köfteci Yusuf ile sözü açıyor, onunla bitiriyorlar. Biz itiraz edelim. Varsa böyle bir domuzluk, isyan edelim. Ama domuza itiraz etmeyenler, bas bas bağırıyorlarsa, iyi bize domuz yediriyorlar ediyorlarsa. Burada bir domuzluk olduğu aşikar. Nitekim. Tarım Bakanlığı'na sabahtan akşama kadar küfreden T24 internet sitesi. Tespitin belgesini bulduk ediyorsa. Domuzluk büyüyor. Siz olayın tarafı mısınız ki, o belge denilen evrak sizin elinizde. Niye domuz karşıtı akite değildi? Aydın Engin isimli, yakın tarihte ölen domuzcu yazara sahip t 24 e o belge gidiyor. Domuzluk işi büyüyor. Bu işte bir değil, bin domuzlu kokusu geliyor. Devam ediyoruz, gariplikleri irdelemeye. Davası henüz bitmemiş, zaten elebaşısı yurt dışında kaçak yaşayan Sedat Peker davasında da yine köfteci Yusuf ile ilgili domuz muhabbeti yapılmış. Dava dosyasına bile giren bilgilere göre. Bazı dindar görünümlü siyasetçilerin de, allayı pulladıkları, Esedat Peker'in iddiaları araştırılmalı diyerek pohpohladıkları o mafya babası. Bir başka iş adamına ait iken çöktüğü et tesisini, istediği fiyattan köfteci Yusuf'a satmak istiyor. Köfteci Yusuf o fiyata alamayacağını belirtince veya bir mafya babasından böyle alışveriş yapmayı tercih etmeyince. Hangi tehdidi alıyor? Ben sizden bir şey almam diyorsan, Sedat Peker'e 750 bin dolar bağış yapacaksın, aramızdaki husumet bitecek. Türk adaleti bunun hesabını, sorumlularından sorabildi mi? Soramadı. Ve tehdit bununla da kalmıyor. Şantaj da yapılıyor. Perşembe saat 14.00'a kadar ist. Başakşehir'deki ofise gelerek reisten özür dile, reis kabul ederse oraya gidip elini öpecek, bunu yapmazsa şubelerinize domuz eti sokar, ilçe tarım ve hayvancılık bakanlığı üzerinize salarız. Bu da yetmez bize yakın gruplar, var iki grubu şubenize yollarım silahlar ile birbirlerine girer, bu işin arkasında bizim olduğumuzu kimse anlamaz, göreceğiniz zararı siz kendiniz düşünün. Bunu söyleyen, Mafya babasının adamı. Ben merak ediyorum. Son olayda, yıllar önce yapılan şantajın, Tarım Bakanlığı içinde yerleşmiş bir ihanet şebekesinin de eliyle şimdi hayata geçirildiğini gösteriyor. Bu olay çözülmelidir. 1- O numunelerde gerçekten domuz vardıysa. Bu ortaya çıkarılmalı. 2- Domuz var idi ise. O köfteci zincirine daha büyük bir operasyon niçin yapılmadı? Yetkililer açıklamalı. Tarım Bakanlığı yetkilileri niçin bütün şubelerden, üretim tesislerinden numuneler alınıp suçüstü yapılmadı? Açıklamalılar. 3. Bu yapılmadı ise. Lüzum görülmediyse. 2 ihtimal var. Köfteci Yusuf birileriyle görüşüp olayın üzerine gidilmesini önledi. Bu ihtimalde, olayın büyümesini önleyen iş adamı, binde birlik domuz iddiasını tefsik ettiği ileri sürülen raporun çıkmasını niye önleyemedi, sorusu akla gelir. Dolayısıyla bu ihtimal, hayatın akışına çok uzak bir durum. İkinci ihtimal Tam da mafya babasının, yıllar önce yaptığı şantajı, 2024 Türkiye'sinde, hayata geçirdiği ve Tarım Bakanlığı başta olmak üzere, devletin tüm elemanlarının da olayı seyrettiği gerçeğidir. Derhal bakanlık bir soruşturma başlatmalı. Raporları el altından Sedat Peker'in sözcülüğünü yapan bir internet sitesinin elemanına kimin verdiğini bularak işe başlamalı. Hayır, raporun verilmesine itirazım yok. Haber yapılmasına itirazım yok. Ama o rapor kamuoyuna açıklanması gereken bir belge ise hazırlayanlar kendilerinden emin ise bir basın toplantısı düzenlersin, açıklarsın. Ama el altından birilerine veriliyorsa veya iftirayı atanlar zaten mafya babasının adamı iseler. Bu sebeple de dosyadan o belgeyi alıp o internet sitesine verdilerse. Amaç, vatandaşın aldatılmasını önlemek değil. Mafya babasına itiraz edenlerin cezalandırılması ise. Bunu da, savcılarımız ortaya çıkarmalıdır. Bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 yıl önce çıkıp, E-Bursa'da köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım ediyor. Olaylar çorap söküğü gibi geliyor. Mafya babası yurt dışına kaçıyor. Sen misin beni, İçişleri Bakanı'na şikayet eden mantığı ile. Şimdi aynı hikaye üzerinden, suçlamalar yapılıyor ve bu arada devletin resmi görevlileri kullanılıyorsa yazıklar olsun bu devlete ki o davanın sonuçlandığına dair bir bilgi de kamuoyuna yansımamış o dava bir başka dava ile birleştirilmiş kıldan tüyden davalar için amerikan elçiliğinden alman elçiliğine milletvekillerinden gazetecilere yüzlerce kişi gündem oluşturup duruşmaları etkilerken Köfteci Yusuf davası hangi mahkemededir? Ne aşamadadır? Neyi beklenmektedir? Niçin beklenmektedir? Zaman aşımına mı oynanmaktadır? Ben dahil kimse bilmiyor. Bilinmediği için de yakın tarihte bu mafya babasının adamlarından para alarak haber yapıldığı iddiaları ortada dururken, biz yeni yeni olaylarla, mafya babasının oluşturduğu gündemlerin peşinde sürüklenmeye devam ediyoruz. Tekrar belirtiyorum. Gerçekten o dönemde domuz çıktı ise, bugün, yarın, öbürsü gün, aynı işletmenin tüm tesislerini basıp, tekrar tespitler yapın. Ve cezalandırın. Ama gerçek bu değil ise. Bu ülkeyi mafya babalarının oyuncağı haline kimse getirmesin. Sessiz kalanlar da vebal altındadır. Üzerine gitmesi gerektiği halde, gitmeyenler de vebal altındadır.